Bunun üstündeki sütun başlığına geliriz, sağ tıklarız ve buradan copy with variable names veya copy with... Herkese merhabalar. Bu videomuzda SPSS'de bizlere zaman kazandıran bazı özellikleri anlatacağız. Bunların ne olduğunu bu videonun açıklama kısmından hangi dakikada başladığı ile birlikte görebilirsiniz. Doğrudan ihtiyacınız olanı atlayabilirsiniz. Vakit kaybetmeden bu özelliklere başlayalım. 1. Excel'den SPSS'e veri aktarma. Önceden Excel'de hazırlamış olduğum bir veri var. Bu veriyi SPSS'e aktarmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? File'a geliyorum üst kısımdan. Buradan Import Data, yani dışarıdan veri al seçeneğine geliyorum ve burada alt seçenekler olarak farklı şekillerde SPSS'in verileri içerisine alabildiğini görüyorum. Genellikle Excel ile çalıştığımız için Excel'i göstereceğim. Excel'e tıkladığımızda hangi klasör içerisindeyse buradaki verimiz, öncelikle bu klasörü buluyoruz ve bu klasörün içerisinden verilerimizi buluyoruz. Bunu yaptıktan sonra Open diyoruz. Open dedikten sonra karşımıza böyle bir pencere çıkıyor. Bu pencerede yapmamız gereken herhangi bir işlem yok. OK'ye bastığımızda eğer ekranımız boşsa buradaki veriler SPSS içerisine aktarılmış olacaktır. Ben burada bunu yapmak istemiyorum. Çünkü buradaki verileri bozmak istemiyorum. İkinci özelliğimize doğrudan geçmek istiyorum. 2. SPSS'ten Excel'e veri aktarma. Bu defa tam tersini yapalım. SPSS'ten Excel'e verilerimi aktarmak istiyorum. Excel olarak buradaki verileri çıkarmak istiyorum. Bunun için yine File'a geliyoruz. File'dan bu defa Import değil, Export diyoruz. Export, yani dışarıya çıkar diyoruz. Yine alt seçenekler olarak farklı şekillerde SPSS'teki verilerin dışarıya çıkarılabildiğini görüyorum. Excel'i göstereceğiz yine. Excel'e tıkladığımızda öncelikle nereye çıkarmak istiyorsak o klasörü yine bulmamız gerekiyor. Ardından bir dosya ismi, farklı bir dosya ismi verebiliriz. Buradaki verilerimizin adı neyse varsayılan olarak burada bu ismi göreceğiz. Ancak bunu istersek değiştirebiliriz. Bunu yaptıktan sonra ise bir seçim yapmamız gerekiyor. Şurada bir seçenek var. Write variable names to file. Dosyaya değişken isimlerini yaz. Ancak iki seçenek var burada. Nasıl yazacak? Names ile mi yazayım, labels ile mi yazayım diye SPSS bize soruyor. Names ve labels ne? Bunu gösterelim. Şu şekilde göstereyim size. Buradan değişken görünümüne gelirsek, bakın burada verilerimizin bir name'inin olduğunu görüyoruz. Bir de label'ın olduğunu görüyoruz. Bunlar birbirinden farklı, bildiğiniz gibi. Excel olarak çıkarmak istediğimiz dosyada eğer sütun başlıklarında buradaki name'lerin görülmesini istiyorsak oradaki seçenekler arasında name'i seçiyoruz. Eğer label'ların görünmesini istiyorsak oradaki başlıklarda, o zaman label'ı seçiyoruz. Yine yapalım. Şuradan file'a gelelim. File'dan export diyelim. Export'tan yine Excel'e gelelim. Excel'de bu defa names ve labels seçeneğinde kalmıştık. Labels seçeneğini seçelim ve bundan sonra istersek bir de şunu göstereyim. Burada variables adında bir seçenek görüyoruz. Değişkenlerde istersek bunu buradan çıkartabiliriz. Örneğin sektörün Excel dosyası içerisinde yer almasını istemiyorum. O zaman buradaki seçeneği kaldırıyorum ve kaydımı bundan sonra yapıyorum. Buradaki continue'ya basıyorum. Yine bunu tekrar yerleştirebilirim. Continue, yani devam dedikten sonra save'e bastığımda buradaki dosya istediğim klasörün içerisine kaydolacaktır. Bizim burada bu klasörümüz olduğu için bunu da yine yapmıyorum. Cancel diyorum ve bir sonraki işleme geçmek istiyorum. 3. Çalışma dosyası özelliklerini bir arada görme. Ben buradaki çalışma dosyama ait özellikleri bir arada görmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Yine file'a geliyorum. File içerisinde şurada display data file information şeklinde bir seçenek görüyorum. Yani veri dosyası bilgilerini, özelliklerini göster şeklinde bir seçenek görüyorum ve burada working file veya external file şeklinde iki seçenek görüyorum. Working file şu anda çalıştığım dosya. External file ise farklı bir dosya. Farklı bir dosya hakkında bilgi almak istiyorsam bunu seçiyorum. Biz burada çalıştığımız dosya ile ilgili bilgileri almak istiyoruz. Buna tıkladığımızda output ekranımıza gelmiş olduğunu görebiliriz. Buradan output'a geçtiğimizde bu bilgileri görebiliriz. Bakın burada variable information olarak variable'larımız nelerse, yani değişkenlerimiz nelerse bunları görüyoruz. Sütun olarak sıralarını görüyoruz. Bunların yanındaki etiketleri görüyoruz. Ve ölçüm düzeylerini görüyoruz. Nominal ve scale olarak farklı ölçüm düzeylerinde olduklarını görüyoruz. Rollerini görüyoruz. Sütunların genişlikleri ile ilgili bilgileri görüyoruz. Sütunların içerisindeki yazıların sağa mı sola mı hizalandığı ile ilgili bilgileri görüyoruz ve farklı bir takım bilgiler görüyoruz. Bunlara gerek yok. Burada ise önemli bir tablo var. Kategorik olan değişkenlerin içerisindeki kodların ne anlama geldiğini görüyoruz. Örneğin cinsiyet içerisinde 1 ve 2 var. 1 kadın, 2 erkek.
Diğer değişkenler içerisinde de yine aynı bilgileri görebiliyoruz. Bunu da gösterdikten sonra bir diğer özelliğimize geçebiliriz. Yine ben buradaki veri dosyama geçmek istiyorum. 4. Bir değişkeni verileri ile birlikte çoğaltma. Ben buradaki bir değişkeni, buradan da veri görünümüne geçeyim. Şuradaki değişken görünümüne değil, veri görünümüne geçmek istiyorum. Ben burada örneğin yaşam kalitesi ile ilgili değişkeni kopyalayıp bir defa daha buraya yapıştırmak istiyorum. Bunu kolayca nasıl yapabiliriz? Bunu şu şekilde yapabiliriz. Bunun üstündeki sütun başlığına geliriz. Sağ tıklarız ve buradan copy with variable names veya copy with variable labels diyebiliriz. Ya isimleriyle beraber ya da etiketleriyle beraber kopyalayabiliriz. Şu şekilde labels ile birlikte kopyala dedikten sonra şuradaki sütunun başına geliriz, sağ tıklarız ve burada paste deriz, yani yapıştır deriz. Bakın buradaki yaşam kalitesi 27, 36, 24, 27, 36, 24. Aynı değişkenin buraya geldiğini görüyoruz. Peki niye burada var 0001 şeklinde bir yazım gördük? Çünkü aynı ismi SPSS veremez. Buradaki aynı ismi verdiğinizde program çalışmaz. Onun için buraya variable 1 anlamında kendisi bir isim atadı. Bunu değişken görünümüne giderek değiştirebiliriz. Şu şekilde şuraya geliriz ve buradan istediğimiz bir ismi yazabiliriz. Ayrıca bu bir kategorik değişken olsaydı, örneğin buradaki cinsiyet gibi bir değişken olsaydı, buradaki kategoriler de buraya gelecekti bu seçenek ile birlikte. Dolayısıyla bizim işimizi çok kolaylaştırmış olacaktı. Böylece bir sonraki özelliğimize geçebiliriz. 5. Değişkeni değerlerine göre sıralama. Ben şuradaki bir değişkenimi değerlerine göre büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralamak istiyorum. Bunu kolayca nasıl yapabilirim? Örneğin işten ayrılma niyeti puanlarını büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralamak istersem şu şekilde en başına geliyorum ve üzerine sağ tıklıyorum. Burada sort ascending veya sort descending seçeneklerinden birine tıklıyorum. İlkine tıklarsam küçükten büyüğe doğru sıralayacaktır. İkincisine tıklarsam büyükten küçüğe doğru sıralayacaktır. Büyükten küçüğe doğru yapalım şu şekilde. Bunu yaptığımızda 91, 89, 86 şeklinde büyükten küçüğe doğru sıralanmış olduğunu görüyoruz. Böylece bir değişkeni değerlerine göre sıralamayı da göstermiş olduk. 6. Değişken özelliklerini görme. Bir değişken ile ilgili özellikleri de hızlıca görebiliriz. Bunu da yapmak için yine üzerine geliyoruz, sağ tıklıyoruz ve şurada variable information şeklinde bir seçenek görüyoruz. Buna tıkladığımızda burada bu değişkenin özelliklerini birlikte görebiliyoruz. Buradaki değişkenin name'i yani adı isten ayrılma niyeti şeklinde yazılmış. Bunun label'ı işten ayrılma niyeti şeklindeymiş. İçerisinde herhangi bir missing value yani kayıp veri bulunmuyormuş. Ve ölçme düzeyi scale'mış yani eşit aralıklı veya eşit oranlı ölçme düzeyindeymiş. Bu şekilde görmüş oluyoruz. Ayrıca istersek buradan diğer değişkenlere de atlayabiliriz. Örneğin burada cinsiyete gelelim. Cinsiyete geldiğimizde bunlara ek olarak burada kategorik bir veri olduğu için aynı zamanda hangi kodun hangi kategoriyi temsil ettiğini de görmüş oluyoruz. Ayrıca burada en son cinsiyetteyiz. Buradaki go to'ya basarsam doğrudan verilerimiz içerisinde cinsiyet değişkenine girecektir. Basıyorum go to'ya ve bakın gördüğünüz gibi cinsiyet değişkeninin ilk satırına gitmiş olduk. Ayrıca az önce yaptığımızı farklı bir yerden de yapabiliriz. Onu da göstermek istiyorum. O da şurası utilities altındaki variables kısmından da yine aynı yere ulaşabiliyoruz. Bir sonraki özelliğimize geçelim. Değişkene ait basit tanımlayıcı istatistikleri hızlıca görme. Hızlı bir şekilde analiz menüsü içerisine girmeden ben herhangi bir değişken ile ilgili tanımlayıcı istatistikleri görmek istiyorum. Buradaki sürekli değişkenlerden birine göre yapalım. Örneğin çalışan performansı ile ilgili yapalım. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine buradaki sütunun başına geliyoruz, sağ tıklıyoruz ve burada Descriptive Statistics görüyoruz. Buradaki Descriptive Statistics'e tıkladığımızda bakın en altta hızlı bir şekilde bu değişkene ait, çalışan performansına ait ortalama, medyan, standart sapma, değer aralığı, minimum ve maksimum gibi istatistiklerin tamamını görmüş olduk. Ayrıca kaç adet veri olduğunu ve bunların içerisinde kayıp veri olup olmadığını da görebiliyoruz. Böylece bir sonraki özelliğimize geçebiliriz. Bunun için tekrar ben veri görünümüne geçmek istiyorum. 8. Bir değer bulma ve değiştirme. Ben buradaki örneğin çalışan performansı içerisindeki bir değeri bulmak istiyorum. Hatta bu değeri bir de değiştirmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bunu şu şekilde yapabilirim. Bu sütunu seçtikten sonra buradaki edit kısmına gelerek buradaki Find'a tıklayabilirim. Ya da hızlıca Ctrl-F'de yapabilirdim. Excel'de ve Word'de olduğu gibi. Find'a tıkladığımda yani Bul seçeneğine tıkladığımda burada çalışan performansının seçili olduğunu görüyoruz. Buradaki sütunun. Bunun içerisinde örneğin şuradaki 91 olmasın da 84 olsun. 84'ü bulmak istiyorum.
84'ü bulmak istiyorsam find next dediğimde buradaki 84'ün bulunmuş olduğunu görüyorum. Buradaki 84'ü örneğin 44 ile değiştirmek istiyorum. Bir sistematik hata yaptığımızı varsayalım. Bunu değiştirmek istiyorsak ne yapabiliriz? O zaman buradaki replace yani değiştir sekmesine geliyoruz. Burada yine çalışan performansı seçili. Burada ne bulacağız? 84'ü bulacağız ve 84'ü 44 ile değiştirmek istiyorum. O zaman find 84 replace with 44 diyorum. Bunu yaptıktan sonra replace veya replace all tamamını değiştir veya teker teker değiştir seçenekleri üzerinden ilerleyebilirim. Ben tamamını değiştir diyorum. Bakın buradaki 84'ün 44 ile değiştiğini görüyoruz ve SPSS bize aynı zamanda şu bilgilendirmeyi de yapıyor. İki tane değişiklik yapılmıştır şeklinde bir bilgilendirmeyi görüyoruz. Okey diyoruz ve buradaki menüyü de kapatıyoruz. Bir sonraki özelliğimize geçelim. 9. Bir katılımcının verilerine gitme veya bir değişkene gitme. SPSS'de bir katılımcının verilerine gidebiliriz. Örneğin 42. katılımcının verilerine gitmek istiyorum. 42. satırda yer alan katılımcının verilerine gitmek istiyorum. Buna kolayca gitmek istiyorsak şuradaki edit seçeneğine geliyoruz ve go to case diyoruz. Go to case dediğimizde buraya 42 yazarsak örneğin ve ardından go'ya basarsak 42. satırın ekranımızın en başına gelmiş olduğunu görüyoruz ve buradaki katılımcıya ait verileri görebiliyoruz. İstersek bir de bir değişkene gidebiliriz. Bunun için de buradaki variable sekmesine atlayabiliriz ve buradan herhangi bir değişken seçebiliriz. Örneğin kurum türünü seçelim ve ardından go diyelim. Burada kurum türüne gitmiş olduğumuzu ve birinci katılımcıdan itibaren ekranımıza gelmiş olduğunu buradaki değişkenin görüyoruz. Buradaki case içerisinden geçmek istemezsek aynı zamanda şuradan edit içerisinden go to variable da diyebiliriz. Yine aynı yere gelecektir. Bunu da kapatıyorum ve bir sonraki özelliğimize geçiyorum. 10. Etiketleri açma ve kapatma. Bildiğiniz gibi SPSS'de biz kategorik olan verilerde birer etiket atıyoruz. Yani şurada sektör üzerinden gösterecek olursak buradaki 3'ün bir anlamı var, 2'nin bir anlamı var, 1'in bir anlamı var. İstersek bunları ekranda görebiliriz. Bunları görmenin en kısa yolu buradaki view içerisinde value labels kısmına gelmek. Ya da bunun daha kısası şuradaki butonun üzerine tıklayıp açmak veya kapatmak. Şu şekilde açıp kapatabiliriz. Bunu açtığımızda burada bu etiketlerin ekranda açıldığını görüyoruz. Bir defa daha tıkladığımızda ise eski haline geldiğini görüyoruz. Bu da SPSS'in bize sunduğu seçeneklerden birisi. Ve bu videodaki son özelliğe geçmek istiyorum. 11. Son yapılan analizlere gitme. Benim en çok faydalandığım özelliklerden birisi bu. Bu özellik oldukça vakit kazandırıcı bir özellik. Şurada gördüğünüz bir buton var. Bu butona tıkladığınızda en son yaptığımız 12 tane analizi burada görebiliyoruz. Ve bu analizleri bir defa daha yapmak istiyorsak doğrudan buna ulaşabiliyoruz. Örneğin biz burada daha önce frekans analizi yapmışız bu veri seti üzerinde. Buna tıkladığımızda doğrudan frekans analizine gidebiliyoruz. En son yaptığımız analizler burada kaydoluyor. Buradan bu analizlere kolayca ulaşabiliyoruz ve vakit kazanmış oluyoruz. Böylece özelliklerimizin tamamını bitirmiş olduk bu videoda anlatacaklarımızın. Ancak şuradaki kısa yollar üzerinde de durmak istiyorum. Az önce bunlara girmek istemedim bölmemek için. Az önce gösterdiğimiz pek çok özellik burada var. Go to case yani bir katılımcıya ulaşmak istiyorsanız buradan ulaşabiliyorsunuz. Bunun hemen sağında bakın burada go to variable seçeneğini görüyoruz. Buradan bir değişkene ulaşma seçeneği var. Şurada ise variables yani değişkenler hakkındaki bilgileri yine buradaki butondan hızlıca ulaşarak görebiliyoruz. Bunun yanında yine herhangi bir değişkeni seçersek bununla ilgili istatistikleri alabiliyoruz. Burada find butonunu görüyoruz. Yani herhangi bir veriyi bulmak istiyorsak buna buradan ulaşabiliyoruz. Ve farklı seçenekler burada var. Bunları burada anlatmayacağım. Yani bazı kısa yolları da burada görebiliyoruz. Evet, bu videomuzda toplam 11 tane bize zaman kazandıran özellik anlattık. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videomuzda buluşmak üzere diyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.